Merhaba değerli izleyicilerimiz, Medicres TV'de Profesör Doktor Mehmet Birhan Yılmaz hocamızla kardiyoloji alanında özellikle çok tartışılmış ve günlük pratiğe etki eden makaleleri tartışmaya devam ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Emprise çalışmasının özellikle yapısını konuştuk ve gerçek yaşam verilerini toplarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bundan biraz söz ettik hocamızla beraber. Ve şimdi aynı çalışmanın tablo birini inceliyoruz Mehmet Birhan hocamla beraberiz yeniden. Ve burada bugünkü bu oturumumuzun konusunu da propensity score matching'i ayırdık. Çünkü bir önceki oturumumuzda match etmenin neden gerekli olduğunu konuşmuştuk. Şimdi de bunu nasıl yapmamız gerektiğini konuşuyoruz. Hocam, verileri match ederken sonucu görürsem, outcome'ı da biliyorum ne olduğunu, o outcome'ı olanları daha fazla match edersem bir grupta manipüle edebilirim. Ve bu veriler bilgisayar ortamında, hani burada outcome'ın tamamen dışlandığı, önce outcome'ın hiçbir şekilde veri setinde görülmediği, match eden ekibe sadece hastaların bilgilerinin verildiği ve hangi hastanın hangi grupta olduğunun verildiği, sonra da bunların benzerlerinden oluşturulacak yeni bir sete ihtiyacımız var. Şimdi teknik olarak bu şöyle yapılıyor. Aslında propensity score'lar bizim böyle bir amaçlı bir testimizden çıkmıyor. Yani propensity score diye bir test yok. Sınıflama ve kümeleme analizi için kullanılan bazı istatistik yöntemler var. Bunlardan bir tanesi de lojistik regresyon. Lojistik regresyonu biz genelde odds ratio'ları adjust etmek için kullanırız. O yönde biliriz. Aslında lojistik regresyon sonucu var yok, evet, hayır, oldu olmadı gibi, burada olduğu gibi, hani kardiyovasküler olaylar nedeniyle hastane yatışı olan olmayan gibi bir outcome'ı olan verilerde acaba ben bu verilere bakarak outcome'ı tahmin edebilir miyim? Hani hangi hasta hangi grupta olacak? Yani ben bütün verileri gireceğim. Ben hastanın son durumunu tahmin edeceğim. O girdiğim verilerden birisi de aslında buradaki iki tane ürünüm. Yani ben empagliflozin alanla diğer ürünümü alanları da bir sadece yaş gibi, cinsiyet gibi bir risk faktörü gibi görüyorum. Sonuç değişkeni onu kullanmış olması ne kadar etki ediyor? Bunu modelliyorum. İşte bu modelleme esnasında her bir kişinin, örneğin hasta bir, hangi grupta, empagliflozin grubunda, yaşı bu, cinsiyeti bu, body mass indeksi bu, hemoglobin A1c'si bu gibi 140 tane demografik verisi artı bir de hangi ilacı aldığı grubu var diyelim. Bunlara bakıp model bana diyor ki ben bu kişinin outcome'ını tahmin ediyorum, bakın bekleyin diyor, bakalım kaç buldu, bana dedi ki bu outcome'ı birdir bunun dedi. Bu gerçekte de bir midir? Açıp bakarız. İşte bu anlamda modelin doğruluğuna bakıyoruz. Böyle bir yöntem aslında. Bunu hesaplarken bir kişinin outcome'ını tahmin etmek isterken herkese bir puan veriyor. Lojistik regresyon. 0 ile 1 arasında benim puanım 0.875. Mehmet hocam, sizinki de 0.876. Biz birbirimize çok benziyoruz demek ki demografik verilerimiz bakımından ve bu kapsamda değerlendirdiğimde. Ancak benim outcome'ımda, sizin outcome'ınızın da ne olacağını model bu skorlara bakıyor. Bu skorlara göre match ediyor, söylüyor. Biz işte o kısmıyla hiç ilgilenmeden sadece skorları alıyoruz ve her iki grupta
Aynı ilacı alanların içinde skorları birbirlerine benzeyenleri, yani her iki grupta hem empagliflozin grubunda hem de diğer grupta bir skoru en büyükten en küçüğe doğru sıraya dizdiğimde skoru 0,85 olan bir kişi var. Diğer grupta da 0,85 olan bir kişiyi buluyorum, ona match yazıyorum. Bunu elle yapmak çok zor. Bunu bilgisayar yardımıyla yapıyoruz. İpikos'un içinde de bununla ilgili lojistik regresyondan propensity score matching çıkıyor. Ancak bunun sonradan hani skorları aldık diyelim. Skorları aldıktan sonraki işlem biraz zorlu. Hani bunları karşı karşıya getirmek. Skorları her koşulda her yazılımdan elde edebilirsiniz. Sonraki kısmı ile ilgili İpikos'un da bir çalışması var. Belki de yayınımız tamamlanana kadar çıkmış olur. Hani bu kolaylığı sağlamak üzere. Hocam STAT, R gibi programlar da var herhalde diye biliyorum, değil mi? Propensity Score Matching yapılıyor. Onlar da propensity skorları size veriyorlar. Herkes veriyor. Yani R'da veriyor, SAS'da veriyor, SPSS'de verir, İpikos'ta verir skorları. Skorları almak o bir yazılımda lojistik regresyonun bir optional'ı. Bu skorları zaten lojistik regresyon hesaplıyor. Kendi içinde kullanıyordu. Hadi bana da göster diyorsunuz. Save et diyorsunuz. Alıyorsunuz. Skorları aldıktan sonra geriye kalan işlem biraz zorlu. Bunların Doğru. iki grup içerisinde birbirine benzeyenleri sıraya dizip match etmek gerekiyor. Ve burada da bizim istediğimiz bir sayı var. O sayıya kadar en benzerlerden oluşturmak gerekiyor. Bu kısım manuel yapılıyor. O yüzden bunu yapan küçük makrolar var. Hani içinde yazılmış. Belki onlardan da yararlanılabilir ama Epicos'tan da yararlanılabilir. SPSS'de bir yama var bu konuda. Sizin de bildiğiniz gibi. O da şöyle yapıyor. O yama, tabii yamayı yüklemek çok kolay değil. Yani üniversite veya işte kurumsal alanlardan biraz üst düzey yapıyor. Şey yapıyor. Propensity skorlu SPSS'i oluşturuyor yama. Yani size yeni kohortunuzu gösteriyor. İstatistiğini yapmıyor yalnız o da bu arada. Yani mesela tablo 1 için tekrar istatistikleri yapmak zorunda kalıyorsunuz. Evet, bunların hepsinin bir bütün olarak yapılması konusunda biz de uğraşıyoruz. Çünkü propensity skorları ben kullanıcıma verdim diyelim. Toplamda burada ne kadar var? 200 bin data var. Bu 200 bin datanın Çarpı 140 bir de hani. skorlarını yok. Her 140'tan bir skor çıkıyor. Yani bütün skorları ben regresyona giriyorum. Bütün parametreleri 140 demografik veriyi regresyona bağımsız veri gibi giriyorum hepsini birbirine. Buradan da bunlardan tek bir rakam elde ediyorum. Benim boyumu, ağırlığımı diyelim tüm ölçülerime bakıp bana en benzeyen kişiyi benimle aynı skoru veriyor. Sonra ben bunları match ediyorum. Doğal olarak da skorları elde ettikten sonra puanları benzeyen kişileri farklı gruplarda karşı karşıya getirmek propensity skorun matching kısmı oluyor. Propensity Yine de bir software'e ihtiyaç var yani. Biraz zor var. hakikaten. Doğru. Evet, orada. Kolaylaştırıcı bir şey lazım. Kolaylaştırıcı bir şey lazım ama biz hep üyelerimize de söyledik. Nörolojide de çok kullanılıyor bu propensity score matching. Çok fazla demografik veri etkiliyor hastanın tedaviye yanıtını. Bu anlamda veri setiniz hazırsa bize sadece verileri gönderdiğinizde outcome'ı göndermeyin. Biz Medicress ekibi olarak sadece size match edeceğimiz hastaların ID numaralarını, yani bu grupta bunlar olacak, bu grupta bunlar olacak diye gönderiyoruz. Böyle bir hizmet sağlıyoruz ama İpikos da bunu yakın zamanda yapacaktır. Yapıldı diyelim hocam. Yani propensity score 140 değişken girilmiş. Şimdi bu biraz abartılı aslına bakarsanız. 140 tane demografik verinin girilmiş olması. Fakat hangisini dışlayacağına karar vermek de oldukça zor. Doğal olarak bilgisayar yaptığı için bu bütün olası yani benzerliğini bozacak her şey buraya bir skorlama için dahil edilmiş veri analizine.
Buradan sonrasında da grupların benzediklerini görüyoruz. Çok benzer hale geldiklerini görüyoruz demografikler açısından. Şimdi şöyle baktığımızda 59 yani yaşı 59'da biriktirmiş. Böyle baktığımızda orijinal halinde Hocam bir şey sorayım mı? Burada yaşa iki desimal vermiş farkındaysanız, iki basamak. Bu eleştirir misiniz? Bunu ne dersiniz? böyle bize propensity skorun etkisini göstermek amacıyla büyük ihtimalle böyle yapmışlar diyorum. Çünkü normalde benim için artık 59'dan sonra 59.1 olmuş, 59.11 olmuş ya da 0.9 olmuş çok fark etmeyecek. Hatta burada da 67.54 olmasıyla 67.5 olması çok bir şey değiştirmeyecek bizim için. Sadece büyük ihtimalle propensity skorda böyle bizim için biraz daha hani 59.11, 59.09 gibi aslında 59. Doğal olarak da şeyimiz yok. Farklılığımız yok. Standartize edilmiş difference'ın demişler buraya. Ona bir bakmak istiyorum. O P değeri değil orası. Standartize edilmiş evet etki büyüklüğü diyelim. Cohen-D diye de literatürde duyarsınız standartize edilmiş etki büyüklüğünü. Şimdi deriz ki biz 67,5 yaşla 58,4 hemen hemen 9 yaşlık bir fark var arada. Klinik olarak 9 yaş kardiyolojik olaylar için önemlidir tahmin ediyorum. Kesinlikle. Ama istatistik açıdan da bu grupla diğer grup arasında 0,99 demek bir deseniz standart sapma cinsinden bir standart sapma yaklaşık fark var demek. Dikkat edelim zaten 67,5 ile 58,41 arasındaki fark her ikisinin de yaklaşık standart sapmasına 9 dersem aradaki 9 yaşta bir standart sapmaya denk geliyor. Yani 0,99'u 1 diye yorumluyorum ben burada. Bir standart sapma ben hiç kardiyoloji bilmesem, yaşın da önemini hiç bilmesem ben acaba iki grup arasındaki fark klinik anlamlı mıdır diye sorduğumda 0,5 standart sapmanın üstünde bu farkı hep anlamlı görürüz. 0,2'nin altında da bunun klinik anlamlı olmayacağını düşünürüz. Hocam Klinik özür, 0,5 mi 0,05 mi? Yani yine %95 olayını söylüyorsunuz. Onu anlamaya çalışıyorum. Güzel sordunuz. O zaman ben demek ki dinleyicilerim de bunu şaşırabilir. Ben şöyle açıklama yapayım. Şimdi 67,5, 67,5 yaş var burada. Burayı da 58,4 dediğimde 58,5 diyeyim. Arada yaklaşık 9 yaş var. 9 yaş yıl olarak burada 67'nin standart sapması 9. 58'in de standart sapması 8,9'dan 9. Aradaki farkı 9 yaşı, 9 yılı standart sapmaya bölüyorum. Standart sapma cinsinden gruplar arasındaki farkın bir standart sapma ettiğini görüyorum. Yani 9 yılı 9'a böldüm. Neredeyse 1 buldum. Bu ST difference dediğimiz şey literatürde Cohen-D olarak bilinen standartize edilmiş etki büyüklüğü olarak geçer ve deriz ki biz eğer gruplar arasındaki standartize edilmiş etki büyüklükleri buradakiler bu rakamlar birse bu bayağı büyük bir fark demektir. Yani bir standart sapma fark. Fark yarım standart sapma ise yani 0,5 0,50 düzeyinde ise mutlaka klinik anlamlıdır. Ancak 0,20 yani 0,2 düzeyinin altında bir fark varsa aslında bunu meç etmeye de gerek yok. Yani klinik anlamlı bir fark yoktur denir. Mesela şuraya bakalım hocam. Şurada diyabetle beraber Periferik dolaşım bozukluğu olması periferik olasılığı. dolaşım bozukluğunun eşlik ediyor olması bu grubumuzda yüzde cinsinden baktığımızda
%6,3 oranında görülüyormuş. Diğer grupta da %4 oranında görülüyormuş. Bunlar arasındaki standartize edilmiş Cohen D 0,10. Bu da şu demek, bu rakamları nasıl yorumlayacağız? 0,2'nin altında olan farklılıklar aslında klinik çok anlamlı farklılıklar değil bizim için. Hangileri çok önemli? 0,5 yani %50 ya da 1 gibi bir sayının üstünde olanlar anlamlı. O zaman yaş çok önemliymiş. Yaş düzeltilmese asla bu çalışma yapılamazmış, öyle söyleyeyim. Yaşın meç edilmesinin önemli olduğunu anlıyorum buradan. Sonra ama cinsiyet oranlarına baktığımda cinsiyet oranlarının meç edilmesi, hani meç edilmiş yani eşitlenmiş, ancak 47,9 ile 53,9 oranları arasındaki fark klinik çok anlamlı değilmiş baştan. İstatistik anlamına bakamıyoruz. Neden? O kadar çok veri var ki bu veride P değeri çalışmaz. Yani burada P değeri çalışmadığı için bu makale bize bunların istatistik anlamlılıklarını değil, klinik anlamlı olup olmadıklarını söylüyor. O zaman şöyle bir cümle kuralım. ST diff diye yazan sütun klinik anlamlılıklarını gösteriyor. Buranın da yorumu şu. ST difference, standartize edilmiş farklılıklar için bir tablomuz var. Hemen açayım aslında yorumlamak açısından. Bir makaleden. Hesabı da mutlak fark bölü standart sapma üzerinden, evet, hesaplanıyor. Mutlak fark bölü standart sapma ve bu yüzde ile gösterilenler için de bir formülü var. Kendi içinde sonuçta ikisinin farkını başlangıca bölüyorum. Yani şöyle düşünün, %20 bir grup olsun, %10 bir grup olsun, ikisi arasındaki fark %10, farkı tekrar %20'ye bölüyorum, oradan %50 buluyorum gibi. Yani yüzde ile ifade edilenlerde de kullanıyorum ben bunu. Sadece ortalama için kullanmıyorum. Bu tabloda bize standartize edilmiş etki büyüklükleri, yani standartize edilmiş farklılıklar, effect size olarak da bilinir ve ortalama cinsinden verdiğimizde bizim merak ettiğimiz grup, karşılaştırma grubun ortalamalarının farkını standart sapmaya bölüyoruz. Bu standart sapma genelde kontrol grubunun standart sapması ya da ikisinin toplanmış standart sapması olur. Bu makale ikisinin toplanmış, yani pool edilmiş, averaj bir ortak standart sapmaya bölündüğünü yazmış tablonun altında. Bu anlamda Cohen D'lerle ilgili şöyle bir ipucu verebiliriz. Eğer Cohen D sıfırsa bunlar zaten birbirinin üstünü örtüşmüşlerdir deriz. Cohen D 0,2 ise şu grafikte olduğu gibi mor ve turuncular birbirinden çok az ayrılıyor, iki grafik birbirinden. Yani iki grup arasında klinik anlamlı bir fark yok diyoruz 0,2 için. Çok small bir varyasyon var gruplar arasında diyoruz ve genelde tıp araştırmalarında bize gösteriyor ki medium dediğimiz, yani iki ortalamayı birbirinden çıkarıp standart sapmaya böldüğümüzde eğer bulduğumuz fark yarım standart sapma ve daha büyükse, bu da ikinci grafikte Cohen D'nin 0,5 olduğu grafikte görüyoruz. Bu andan itibaren klinik anlamlı etki farklılaşma başlar diyoruz. Cohen D 0,8'den itibaren de ciddi ciddi farklılıklar olacaktır diyoruz. Mesela hemoglobin örneğinden verirsek, bir grubun hemoglobin ortalaması 12 olsun gram desilitre ve standart sapması 2 olsun, diğer bir grup 11 gram desilitreye düştüğünde bile 2 ise standart sapma, bunun yarısı kadar, yani 0,5 Cohen D kadar düşmüştür ve biz zaten genelde makalelerde deriz ki hemoglobin için 1 gram desilitre klinik anlamlıdır. 1 gram. O 1 standart sapmanın yarısından geliyor. Yani standart sapması 2 olduğu için 1 gram desilitre bizim için klinik anlamlı bir fark oluşturuyor.
Her birimde bu değişir. Kolesterolde bu belki 10 miligram desilitredir. Bizim için anlamlıdır. Belki 20'dir. Bir ihtimal 20'ye kadar opsiyonunuz olabilir klinik anlamlılıkta ama bunu kendi biriminden standart sapmaya bölerek söyleyebiliriz kolesterol için. Bu şekilde bir yaklaşım var. İşte bu tablo bize etki büyüklüklerini vermiş. Biz burada propensity skordan önceki P değerlerini verseydi, sonraki P değerlerini verseydi bize, bizi yanıltmış olurdu. Yani P değeri işlemez ki bu kadar büyük data varken. P değerinin işlemeyeceği bir noktada verilebilecek yeni bir istatistik öğrenmiş olduk. Etki büyüklüğü burada kullanılabilir. Ve etki büyüklüğüyle ilgili bir ipucu da ben odds ratio cinsinden verebilirim. Odds ratio'nun da etki büyüklükleri üzerinden bir ipucu verebilirim. Onda da Mehmet Hocam bir kullanım alanı da Cohen D'yi odds ratio ile de karşılaştırdığımızda biz Cohen D'nin 0 ikisine karşılık odds ratio'da 1,5'tan küçük odds'ları görürüz. Bu anlamda 1,5'ten küçük odds'lar ve hazard ratio'lar da aslında hemen hemen bu anlamda bizim için hani 1,3'e non-inferior vermiştik biliyorsunuz. 1,3 de 1,5'un altında olup klinik anlamlı olmayan odds oranlarıdır. Buradan da değerli izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Odds çabuk yükselen bir istatistiktir ve odds'un 1,1, 1,05 olduğu çalışmalarda bazen P değeri de anlamlı bulunabiliyor. Bunlara hiç güvenmesinler. Yani odds'un kendisinin 1,5'u geçmesi bizim için çok önemli bir kriter. Odds da bir büyüyecek. Hatta Cohen D'nin 0,8'i geçtiği yerlerde odds'un da 5'i geçtiği söylenir. Bu simülasyonla gösterilebilir bir cutoff verirsiniz. Ortalamalar arasındaki farkı kestiğinizde. O cutoff'tan büyüklere risk faktörü dediğimizde ona göre de 35'e denk geliyor. Cohen Buradan değil. şunu diyebilir miyiz hocam? Yani 1,5'un altındaki otlarda aslında çok da bir klinik anlamlılık beklenmez, beklenmemelidir. Bir yorum da Deriz. yapılır herhalde, değil mi? Yapalım. Çünkü burada ot çok manipüle ediliyor. Otsun güven aralığı biri içermese bile kendisi 1,5'un altındaysa çünkü otsu 1,5 kat gördüğümüz şey, hemen örnek verelim. Mesela diyabet hastalarıyla COVID ile ilişkilendirelim hemen. COVID'e yakalananlarla COVID'e yakalanmayanlara baktığımızda COVID'e yakalananların 1,5 kat daha fazla diyabet tanısı alanlar olduğunu gördük demekle diyabetliler 1,5 kat daha fazla COVID'e yakalanıyor demek aynı şey değildir. Odds ratio diyor ki COVID olanlarla olmayanlara baktığımda olanlar olmayanlara göre 1,5 kat daha fazla diyabetliydi diyoruz. Buradaki 1,5 diyabetin katsayısı, COVID'in değil. Eğer COVID'in katsayısı olsaydı ki relatif risk öyledir, COVID'in katsayısıdır. O zaman değil 1,5, 1,05 bile anlamlıdır. Çünkü 1,05 kat fazla kişi COVID oluyor dediğinizde o risk faktörü bütün topluma yayıldığında milyonlarca insan eder. Biz bunu çok yanlış kullanıyoruz. Yani odds ratio'nun 1,5'un altındaki değerleri sadece maruziyeti gösterdiği için yani bu klinik anlamlı bir maruziyet seviyesi değil. Bunu da biliyorsunuz kolesterolle ilgili çok yazı çıktı yumurta tüketimiyle ya da bu tip şeyler. Oradaki ots oranlarını okuduğumda orada da yazmıştım, söylemiştim toplantılarda. Oradaki otslar 1,05, 1,1 düzeyinde. Eğer o relatif risk olsaydı evet yani 1,1 kat risk artıyor %10 demektir bu. Bu da toplumda çok büyük bir rakam eder. Çünkü büyük popülasyona yayıyorsunuz. Beslenme alışkanlığı ile ilgili bir şey söylüyorsunuz. Halbuki
Mesela emay geçirenlerle geçirmeyenlere baktığımızda yumurta tüketim maruziyetleri 1.1 fazlaydı dediğimde yumurta Hiçbir tüketim şey. alışkanlığı 1.1 fazla olan emay ile ilgisi yok bunun ve Cohen D açısından da görüyorsunuz hemen hemen hiçbir şey. 1.1 hiçbir şey ki veri çok büyük olunca ne oluyordu hocam? Güven aralığı da 1'i içermeye biliyor. Bilir, tabii. Bu durumda şimdi biz bugün iki şey görmüş olduk. Gerçek yaşam verisi çalışmalarında özellikle gerçek yaşam verisinde sadece güven aralığına bakmakla da kalmıyoruz. Etki büyüklüğü cinsinden değerlendirmek zorundayız. Yani standartize edilmiş etki büyüklüğü üzerinden değerlendirmek zorunda kalıyoruz.